Öncelikle tasarımdan bahsetmek istiyorum. Air'e o kadar çok benziyor ki gerçekten de oldukça güzel bir tasarım var. Bir önceki nesil yani 9. nesle göre gerçekten bayağı bir yükseltme olmuş tasarım konusunda. Keza birçok insan da bana geri dönüş yaptı. Tasarımdan dolayı bile almak istediklerini söyleyenler oldu ki evet, tasarımdan dolayı bile alınabilir açıkçası. Hatta Air modeline o kadar çok benziyor ki demek istediğim şey şu: ses açma kapama düğmesi olsun, Touch ID, tasarım, ön paneli olsun, ekranı olsun, ızgaraları olsun, yani hoparlörü olsun, yani birebir aslında Air'den birazcık almışlar, yani çalmışlar. Neyse, ama tabii ki de bir Air kadar güçlü değil, bir Pro kadar da güçlü değil. Bu bir base model bir iPad. Birazdan da zaten teknik özelliklerinden, içerisinde ne olduğu ve neler yapılabilir, kimlere uygun, bu tablet ne işinde kullanılabilir, bunların hepsinden bahsedeceğim. Aslında sanki temel model yani 10. nesil bir iPad değil de öyle gözüküyor ki iPad Air'in sanki base modeliymiş gibi çıkmış piyasaya, öyle söyleyebilirim. Unutmadan da şundan da bahsetmek istiyorum. iPad Air'e benziyor dedik ya, USB Type-C geldi. Yani artık Lightning portu yok. Ki bu bazı yerlerde tabii eskiden kalma, eğer adaptörleriniz varsa ya da bir şarj istasyonunuz falan varsa bunları kullanamayacağınız anlamına geliyor. Çünkü USB Type-C çok bambaşka bir giriş portu. O yüzden bir yandan iyi oldu ama bir yandan da eski adaptörleriniz varsa dediğim gibi bunları kullanamayacaksınız. Ekrana geçecek olursak 10.9 inçlik bir ekran boyutu var. Bence, fikrimce oldukça yeterli bir ekran boyutu. Yani sonuç itibariyle eğer bir mini bir ekran istiyorsanız adından anlaşılacağı gibi iPad mini'ye bakmak çok daha mantıklı. Yani biraz daha büyük, daha fazla bir ekran istiyorsan da zaten bugün iPad Pro'lara bakmak çok daha mantıklı olacaktır. Konumuza, yani iPad'e dönecek olursak 10.9 inç bence dediğim gibi fikrimce oldukça yeterli bir ekran. Birçok aktivite için. Eğer hangi iPad sana göre merak ediyorsan ve bir iPad alacak ve kararsızsan eğer, yukarıdaki bağlantıya tıklayarak işte konuyla alakalı videoyu izleyebilirsin. Arkadaş güzel şeyler anlatıyor, doğru bilgiler veriyor. Yani iPad'i seçme konusunda sıkıntın varsa videoyu izlemeni sana tavsiye ederim. Bir de beğenirsen güzel olur tabii ki de. Öte yandan ekranımız 2360'a 1640 çözünürlük bulunduruyor ve beraberinde 264 ppi de var. Yani bu da ne anlama geliyor? En basit haliyle hiçbir piksellenme görmüyorsunuz dostlar. Ki bu da aslında çok kaliteli bir ekran olduğu anlamına geliyor. Zaten Apple'ın yıllardır ekran konusunda Ar-Ge'si sağlam, diğer her şey için de sağlam ama ekran konusunda en giriş seviyesi iPad'den en Pro seviyesi iPad'e kadar ekranları hep kaliteli oluyor. Bu nerede size avantaj sağlayabilir? Ki bu iPad'de dediğim gibi her şeyi de yapabilirsin. Çizim yapabilirsin, fotoğraf editleyebilirsin, video editleyebilirsin, oyun oynayabilirsin, search yapabilirsin, film izleyebilirsin, not alabilirsin, mühendislik programlarını kullanabilirsin. Sayayım mı daha? Say lan! Bir sürü şey yapabilirsin. Haliyle ekran da aslında önemli. Hem renk konusunda biliyorsunuz zaten sRGB renk paneli kullanılıyordu. Şimdi P3 renk skalamız var. Ki bu da sRGB renk skalasına göre hem çok daha fazla renk yelpazesi hem çok daha fazla canlılık sunuyor. Dediğim gibi fotoğraf ve video editliyorsan bu çok önemli. Ki zaten Pro seviyesinde de var. Base modelinde de var. Sen düşün yani. Öte yandan bir şey daha var. 500 nitlik bir ekran parlaklığı var. Ki bu da zaten aşağı yukarı bir güneşli havada, eğer dışarıda tableti kullanıyorsanız, iPad'i kullanıyorsanız yine de ekranı görebileceğiniz anlamına geliyor. Bence oldukça yeterli. Sadece şöyle bir sorun var. Genelde base modellerde oluyor bu. Mini'de, Air'de ya da Pro'da bunu göremiyorsunuz. O da iPad'lerde, yani giriş seviyesi iPad'lerde ekranın tam lamine ekran olmaması. Tam lamine ekran nedir bilmiyorsan en basit haliyle şöyle söyleyeyim sana. Parmağını sürttüğün yüzeyle, yani dokunmatikle ekran ayrı dostlar. Arada bir boşluk var. Bu da aslında bastığınız zaman bir baskıyla zaten anlayabiliyorsunuz. İçeri geçiyor dokunmatik ekran. Bu nerede dezavantaj size sunabilir? Eğer burada çizim yapıyorsan, çizimle çizdiğinin, daha doğrusu elinde tuttuğun Apple Pencil'la ya da benzeri bir kalem kullanıyorsan, programda çizdiğin görsel arasında bir farklılık olacak. Yani bir boşluk olacak. O boşluk belki seni rahatsız ediyor olabilir. Yani bu da bir dezavantaj sunabilir sana. Ne kadar seni etkiler bilemem ama ben de dahil birçok insan tam lamine ekran olmasını tercih ediyoruz açıkçası. Ki fiyatın da düşük olduğunu düşünürsek, yani tam lamine ekran olmaması normal diyebiliriz herhalde. Apple Pencil'a gelecek olursak, lafı açılmışken şunu da söyleyeyim. Apple Pencil ikinci destek yok dostlar. Birinci nesil Apple Pencil desteği var. Zaten ekran da tam lamine değil. Bir yerlerinden tabii Apple'da kırpması gerekiyor fiyattan tevellit. Bunlar sizi rahatsız etmiyorsa eğer temel model iPad 10. nesil almaya değer. Kameradan da bahsetmek istiyorum. İlla ki bir videoyu izleyen arkadaşım sen kameradan da bilgi vermemi isteyeceksin ama çok bir bilgi vermeye gerek yok aslında. Yani sonuç itibariyle bu tabletleri biz cebimizde taşımıyoruz. Ha, çantamıza koyup bir yere gidecek olsak bile çıkarıp selfie çekmiyoruz değil mi? Çeken varsa da neyse işte yazsın yorumlara. 12 megapiksellik yeni nesil bir kameramız var. 1.8 diyafram aralığımız var. Oldukça yeterli işte, yani fazla bir şey aramaya gerek yok. 8 megapikselde FaceTime kameramız var. Yeter. Allah bereketini artırsın. Daha ne istiyorsun? Zoom'da
ders işliyorsan yeter. Discord'da arkadaşınla oyun oynuyorsan yeter. Diğer programları kullanıyorsan yeter. Center stage yok. Yani kameranın sizi merkezde tutma özelliği yok. Ki bu da çok önemli bir şey değil. FaceTime görüşmeleriz. Dediğim gibi kamera konusunda ön kamera size gerçekten yeterli iş çıkarıyor. Arka kamerada 12 megapiksel profesyonel fotoğrafçıysan zaten bu iPad'i almayacağın için gidip kendine bir kamera alacağın için. Yani bunda profesyonel fotoğraflar çekmezsin diye düşünüyorum ama yine gerçekten de fotoğraf kalitesi oldukça yeterli. Zaten ekranda da merak edenleriniz için efendim 12 megapikselin nasıl bir sonuç çıkardığını görüyorsunuz değil mi? Oldukça güzel. Evet. Evet, performans konusuna gelecek olursak bu tabletin içerisinde hangi işlemci var? Dostlar, çok eski değil, çok yeni de değil ama içerisinde A14 işlemcimiz var. Bu tablet için oldukça yeterli. Yani içerisinde yeni nesil bir işlemci kullanıldı baktığımız zaman. Ki Apple'ın bütün işlemcilerinin amiral gemisi bir işlemci olduğunu düşünürsek bugün A13 bile kullanılsa yine yeterli bir işlemci olacak. Neyse, genel olarak bu tabletten ne yapılabilir? Video editlemede 1080p videolarını editleyebilirsin. 4K videolarını da editleyebilirsin ama optimizasyon konusunda birazcık sıkıntı yaşayabilirsin. Ne gibi sıkıntılardan bahsediyorum? Birazcık takılma ve donma sorunları, biraz da ısınma sorunu yaşayabilirsin. 1080p videolarında ve renderlarında sıkıntı yaşamazsın. LumaFusion kullandığın zaman ya da DaVinci Resolve gibi yeni nesil video editleme programlarını kullanabiliyorsun. Photoshop gibi ya da diğer alternatif fotoğraf editleme ya da çizim programlarını zaten haliyle kullanıyorsun. Birinci nesil Apple Pencil desteği de seni rahatsız etmiyorsa çok rahatlıkla alınabilir. Not almak, search, film izlemek ki bunları biliyorsunuz zaten. Zaten günümüz telefonları yapıyor. Yani hiçbir sorun olmadan. Bunları bazı arkadaşlarım soruyor. Sadece not alacağım, sadece film izleyeceğim, alınır mı? Evet arkadaşım, alınır. Profesyonel dışında herhangi bir şey, işte oyun oynamak olsun, not almak olsun, bütün iPad'ler yapıyor. Profesyonelden kastım, eğer profesyonel bir oyuncuysan, bak çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. 120 Hz gibi ya da 120 FPS gibi PUBG vardır ya, yeni nesil Call of Duty gibi oyunları. Oynamak istiyorsan oynarsın ama yüksek yenileme hızlarında oynamak istiyorsan burada tabii ki de Pro tavsiye ederim. Çünkü Pro Motion teknolojisi iPad Base modelde yok. O yüzden oyun oynamak kısmında eğer profesyonelsen tavsiye etmiyorum. Ama ben standart oyunları oynayacağım, öyle çok fazla profesyonele gelişmeyeceğim diyorsan o zaman evet iPad almak mantıklı, yani Base model. Yani demek istediğim şu, yani birçok programda sıkıntısız işini yaparsın ama dediğim gibi 4K gibi büyük projelerde birazcık sıkıntı yaşayabilirsin. 3D çizimlerde yine çizimlerini yapabilirsin ama fazla bir performans bekleme. Yani sonuç itibariyle bunların içerisindeki işlemciler güçlü işlemciler ama bugün bir M1 Yonga seti gibi ya da bir iPad Pro'nun içerisindeki işlemciler kadar güçlü bir işlemci değil tabii ki de. Bundan bahsetmek istiyorum. Ama yine her türlü işini yaparsın. Pil konusuna gelecek olursak da Air'e bu kadar benzediğinden bahsettik ama pil konusunda tabii ki de benzemiyor. Şöyle ki bir Pro ya da bir Air kadar yüksek performans alamayacaksın. Ama ortalama test sonuçlarına göre 10 ila 12 saat arasında ortalama yoğun kullanımda pil süresi olduğunu söyleyebilirim sana. Ki de zaten hemen hemen her yerde priz olduğunu düşünürsek, powerbank gibi cihazları da kullandığımız düşünürsek aslında çok da sorun etmemek lazım. Bugün bir kafeye gittiğiniz zaman bile masanın herhangi bir yerine bir priz sokabiliyoruz artık. Yani bunlar çoğalmış durumda. Ki çantanızda da zaten bir powerbank vardır diye düşünüyorum. Yani bunu da aslında böylelikle çözmüş oluyoruz ki zaten pil konusunda da çok fazla bir sorun çıkarmayacaktır size. Ya çok fazla teknik detayla da sizi boğmak istemedim. Fiyata gelecek olursak da 11 bin liralık bir fiyatı var. Peki bu tableti almaya değer mi? Aslında değer. Bu saydığım özelliklere göre değer. Ama dediğim gibi eğer yeni nesil bir tasarımda çok gözün yoksa işte USB Type-C olsun, işte Touch ID'nin yukarı gitmesi olsun, ekran çerçevesiz ekran olsun, bunlar bana çok fazla ihtiyacım yok diyorsan, bunlarda fazla bir gözüm yok diyorsan biraz daha düşük bir fiyata 9. nesil iPad almak mantıklı olabilir. Hem paran cebine kalabilir, paran artmış olabilir. Belki o parayı cebinde tutup ya da gidip kendine bir Folio Smart klavye alabilirsin, belki kalem alabilirsin. Ama saydığım özellikler, işte yeni nesil tasarım, A14 işlemciye, Type-C'nin gelmesi, daha fazla ekran özelliği, bunlar seni cezbediyorsa ve iPad'in yoksa o zaman evet 11 bin lira vermeye değer açıkçası. Çünkü piyasadaki diğer tabletlere nazaran 11 bin lira verip iPad Base model 10. nesil 10.9 inç almak çok daha mantıklı dostlar. Objektif konuşmaya çalışıyorum. Videonun konusu tabii ki de iPad ama hani illa da iPad almak zorunda değilsiniz. Diğer videolarıma bakıp Samsung ya da Huawei gibi tabletlere de yönelebilirsiniz. Ama genel olarak iPad cephesinde giriş seviyesi bir iPad arıyorsanız bu tablet oldukça yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.